İyi günler değerli izleyiciler ve sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri. Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Bendeniz Özgür Kağan Alioğlu. Sıfır enerji binaları ve binalarda enerji verimliliğini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün sektörden bir büyüğüm, bir abim, aynı zamanda da sektörün duayenlerinden Dinamik Yalıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Aktaş'la birlikteyiz. Affınıza sığınarak ben kendisine Metin abi diye hitap etmek istiyorum. Çünkü Metin Bey demeye muhtemelen dilim dönmeyecek. O yüzden baştan bu şekilde muhabbete gireyim. Metin abi hoş geldiniz. Merhaba Özgürcüğüm, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Ben teşekkür ederim. Sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Siz nasılsınız asıl? Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. İyi programlar diliyorum. Beraberce güzel bir program yaparız. Umarım sizde de her şey yolundadır. Teşekkür ederiz abi, sağ olun. Biz tabii kendi aramızda konuştuk sizin programınızla alakalı. Sizin programdan bir 5 program yaparız gibi geçiyor bu kadar yaşanmışlıktan sonra. Ama bakalım ne kadar da kesebileceğiz. Nasıl geçiyor abi günleriniz? Bu Covid günlerini nasıl atlattınız? Siz çünkü hem üretim yapıyorsunuz hem satış kanalınız var. Biraz bize bu süreci anlatır mısınız? Özgürcüğüm, çok bizim işlerimiz biraz farklı sektörlere hitap eden işler. Birçok sektöre, yani sadece yalıtım alanında çalışmıyoruz. Ambalaj alanında çalışıyoruz, teknik ambalaj alanında çalışıyoruz. Endüstriyel ambalaj konusunda çalışıyoruz. Endüstriye bizim verdiğimiz ürünler var. Özellikle gıda sektörüne, biliyorsun soğutma, iklimlendirme sektörü benim içinden geldiğim bir sektör. Sen bunu çok daha iyi biliyorsun. Dolayısıyla çok farklı sektörlerde çalışmanın verdiği avantajla işlerimizde böyle %70'lik bir kapasite düşüşüyle çalışmamızı 1 Haziran'a kadar tamamladık. Ben şahsi olarak fabrikaya hiçbir zaman gitmemezlik etmedim. Tüm COVID süreci boyunca sürekli işin başındaydım. Çalışanlarımızın bir kısmı özellikle yalıtıma ve inşaat yalıtımına hitap eden fabrikamızda bir kısa çalışma dönemine geçtik. Bizde bu arada 3 tane tesis var, 3 farklı üretim yapan. Orada bir kısa çalışma dönemine geçtik. Oradaki arkadaşlarımız biraz dinlendi, yaklaşık 40 kişi, 120 kişilik bir ekibiz. Diğer arkadaşlarımız süreç boyunca çalıştılar ama şöyle dönüşümlü çalıştırdık birçok arkadaşımızı. Özellikle idari ofislerde, satış pazarlamada çalışan arkadaşlarımızı, kimini evden çalıştırdık. Kronik rahatsızlıkları olanlar var, sıkıntılı olanlar var. Ama çok şükür sağlıklı biçimde süreci tamamladık. İşte bugüne de geldik. Tabii ne derece tamamladığımızı da bilmiyoruz. Yani biz kendi açımıza tamamladık dedim ama yani işte Temmuz'da, Ağustos'ta ikinci dalgalar filan da bekleniyor, okuyoruz hepimiz. Geçen haftadan itibaren de hafif hafif işler kımıldamaya başladı. Peki abi, inşallah tüm memleket, tüm dünya olarak tez zamanda bu tırnak içinde illetten kurtulur insanlık, hayatlarımız normale döner diyelim. Biz sizi İnşallah. Tanıyoruz. Sektör de sizi çok iyi tanıyor abi. Dinleyenler de tanısınlar. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Nidebor ilçesine bağlı bir köyde doğumluyum. Havuzlu köyü doğumlu. 1961 senesinde. İlkokulu köyde tamamladım. Daha sonra ortaokulu ve teknik lise, endüstri meslek lisesi mezunuyum ben. 4 yıl okudum torna tesviye bölümünden. Onun verdiği avantajları bugün işimde de çok iyi bir derecede değerlendiriyorum, kullanıyorum. Daha sonra teknik liseyi bitirdikten sonra İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi aldım. Makine mühendisliği eğitimini 5 yılda tamamlayabildim. O zamanın koşullarını sen de biliyorsun. Bizi dinleyen benim yaş grubumda arkadaşlar varsa onlar da o zamanın koşullarını biliyor. İşte devam mecburiyeti yokken başlamıştık okula. Sonra devam koydular. Arkadan vize koydular. Filan filan başka olaylar da var biliyorsunuz. 5 yılda tamamladım. Sonra askerliğimi yaptım ve bir vesileyle İzmir'e geldim. İzmir'e gelince de İstanbul'u ve Ankara'yı tanımıştım ama başka da şehir görmemiştim. Bir de Trabzon'u görmüştüm. Senin şehrin Özgür. Trabzon'u da bu arada çok seviyorum. Çok güzel bir şehir. İnsanlarını da çok seviyorum. Hepsi dost canlısı.
İzmir çok farklı bir şehir geldi bana. Yani yaşanılacak bir şehirdi. Kasım'ın 17'sinde falan gelmiştim. Ben böyle uzun partisilerle falan. Bir haftalığına kalacağım bu şehirde. Sonra İstanbul'da Koç'un bir şirketinde işe başlayacağım ama bu şehir beni cezbetti. Böyle kordonuna indim. İnsanlarda bir telaş yok. Güler yüzlü insanlar. Hiç kimse koşuşturmuyor. Ya dedim ben burada iş bakınayım. Madem bir hafta bekleyeceğim. Öyle bir hafta içinde bir iş başvurusu yaptım. 3-5 tane. İlk çağıran yerde de işe başladım. Bir tane mekanik tesisat firmasıydı. Ve Türkiye'nin çok saygın firmalarından bir tanesi o dönemlerde. Ege'deki o dönemleri de şöyle söyleyeyim. 87 Türkiye'de turizm yatırımlarının başladığı, Turgut Özal'ın biliyorsun döneminin sonlarına doğru turizm yatırımlarının başladığı bir dönemde biz de otel işleri yapıyorduk. O firmaya girdim yani otel işleri, otel mekanik tesisat havalandırma işleri yapan. Yaklaşık 6 yıl o firmada çalıştıktan sonra bu arada Dalaman, Sarıgerme, Marmaris o bölgede 4 yılın geçti. O gençliğin olduğu dönemde. Güzel oteller bitirdik. Çok güzel deneyimler de elde ettik. Yabancılarla çalışma şansımız oldu. Özellikle Alman tur şirketlerin Türkiye'yi tam böyle tercih ettiği dönemlerde. Türkiye'ye gelip inşaat halindeyken daha otele, otelin her türlü mekaniğini, inşaatını, asma tavan yüksekliğine varana kadar hepsini kontrol ediyorlar, audit ediyorlar. İstedikleri standartlara getiriyorlar. Ve bir anlaşma imza aldıktan sonra da oraya turist göndermeye başlıyorlar. Öyle deneyimler yaşadıktan sonra patronum çok genç yaşta vefat etti. 1992 yılının başında. O vefat edince hiç aklımda yokken genel müdür yardımcısı olmuştum firmada bu arada. Hiç aklımda yokken ne yapacağız telaşına düştük ve Dynamics'i kurdum. 1991'in Temmuz'unda kurdum. 92'nin başından itibaren de faal olarak çalışmaya başladık. İyi bildiğim alan tabii ki mekanik tesisat. O alanda çalışmışım. Proje tarafımda iyi. Yani övünmek gibi olmasın ama Yıldız Teknik özellikle piyasada çalışan girişimci mühendislerin yani ağırlıklı olarak eğitim aldığı bir okuldur. Yani örneğin ODTÜ'den mezun olanlar daha çok bürokraside çalışırken İTÜ'de mezun olanlar oralardan da çok güzel mühendisler çıkar. Ama mekanik tesisat alanında hani bizim okulun Doğan hocamı bilirsin sen, Allah rahmet eylesin Doğan Özgür. Yani onun öğrencisi olma şansını yaşadık. Ve oradan aldığımız eğitimle ve sektördeki kendi çalışma hayatındaki birikimle de kendi şirketimi kurunca aynı yerden işe başladık. Ama o yıllar çok zor yıllardı. Mekanik tesisat alanında çalışmak için güçlü bir sermaye ihtiyacınız vardı. Çünkü insanlar sizin finanse etmenizi istiyor. Şu an daha da zor o yıllara göre. Bir müddet sonra baktım bu iş böyle olmayacak. Bu Almanlarla çalışma deneyimi sırasında Jürgen vardı, Alman bir makine mühendisi arkadaşım. Şantiyede, Almanları temsilen şantiyede çalışıyor bizimle beraber. Ama şöyle, o zamanların işte 5-10 yıl öncesinde Almanya'da biliyorsun anarşi olaylarının yoğun olduğu yıllarda öğrenciliği sırasında bu olaylara katıldığı için ciddi biçimde para cezasına çarptırılmış. Türkiye'de çalışmaya ihtiyacı vardı. Onunla 1,5 yıl çalıştık beraber. Onun böyle çok sohbet ettik o zamanlar. Onun da verdiği şeyle, öngörüyle yani örneğin şantiyede bir malzeme kullanmamız lazım. Şu an bizim ürettiğimiz ürünlerden bir tanesi flex malzemeler. Projeye yazılmış, projeyi bu arada yabancılar yapmış otel projesine. Ama Türkiye'de mal yok. O ürün yok, flex malzeme. Ve biz hayatımızda görmemişiz böyle bir ürün. Şartnameyi okuyoruz, acaba bu ne filan.
Neyse sağ olsun Jürgen Almanya'dan gelirken numuneler falan getirdi bize. O numunelerle beraber biz işte araştırmalarımızı yaptık. İrtibat yerlerini falan araştırdık. Buldu, bize yardım etti. Sonra oralardan ithalat yapıp projeyi tamamladık. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani Türkiye'de yalıtım malzemesinin, bırak yalıtım malzemesinin, yapı malzemesinin bile yok olduğu yıllar. Yok yani, her şey yurt dışından ithal. Ve ithalatın önünde çok ciddi engeller var. Öyle istediğiniz gibi kolay kolay şimdiki gibi getiremiyorsunuz. Yani Jürgen'in bize o gün vermiş olduğu o öngörülerle ben yalıtım alanına girdim 94 senesinde. Üç senelik mekanik tesisatı denedikten sonra yani baktım o iş olmayacak. Ne yapayım dedim. Yalıtım tarafı daha kolay geldi. İthalata başladık. İşte birçok, sen de biliyorsun, birçok o zaman daha doğrusu Türkiye'de 2-3 tane iyi yalıtımcı vardı. İzojan ve bir de Toprağın bir firması vardı. Onların bayiliklerini falan alarak yolumuza devam ettik. 1998 yılında ben kendi üretme düşüncem kafama geçti, yerleşmeye başladı. Çünkü ticaretle bir yere kadar gidilebiliyor ve bir müddet sonra yani yürümeniz, büyümeniz, katma değer yaratmanız için mutlaka üretimin bir yerinde olmak gerekiyor. Yani özellikle bizim tarz şirketlerde. Bir de tabii mühendisliğinde verdiği bir şey var. Üretmeyi seviyoruz. Evde bile toprağa domates ekiyorum. İşte kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Üretmeyi de sevdiğim için yani o ekolden tabii ki meclisinde aldığım eğitimin de şeyi var, etkisi var. Onunla birlikte 98 yılında düşüncemiz gelişti. Fakat bu Rusya, Uzak Doğu ve Rusya krizine rastladı. Makinaları filan sipariş vermiştik. Sonra bir iki yıl erteledik. Bu sefer de 2001 krizine, Türkiye'de krize rastladı. Bir daha erteledik ama 2003 yılında makinalarımızı sipariş ettik. 2004'te de sanayiciliğe adım attık. Sonra işimizi işte büyütmeye başladık yavaş yavaş. O zaman sadece polietilen köpük, normal bağlı polietilen köpük üretirken ve tek makineyle başlamışken bugün 5 tane hattımız var polietilen köpükte. Daha sonra sen de biliyorsun ekstrüde polistiren köpük üretimine başladık. Bu arada bazı ürünleri de yurt dışından ithal etmeye devam ettik. Özellikle MBR köpükler, EVA köpükler, EPDM köpükler hala ithalatını yaptığımız ürünler var. Bir müddet sonra da 3 sene falan önce de çapraz bağlı polietilen köpük üreterek hem otomotiv hem endüstriyel sanayinin ihtiyaç olduğu alanlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani böyle bir süreç. Abi gerçekten çok hakikaten dolu dolu bir hayat. Siz de klasik standart bir cumhuriyet çocuğusunuz. Yani cumhuriyetin alıp bir yerden, tabii kendi emeklerinizi yatsıyamayız bu anlamda ama sonuçta cumhuriyetin işte alıp bir yerlerden bir yerlere taşıdığı, işte ta Niğde'nin bir köyünden alıp İzmir'de bir sanayicilere götürdüğü insanlardan, örneklerden bir tanesiniz. Size de teşekkür ediyoruz gerçekten böyle iyi örnek olduğunuz için diyeyim. Hemen bir şey sorayım burada. Şeyde konuyla pek alakası yok ama siz tabii firmanız Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde. Evet. Ama şimdi Türkiye'de baktığınız zaman sanayi dediğiniz zaman işte Doğu Marmara, işte Kocaeli, efendim Dilovası bölgesi akla geliyor. Bir İzmirli, hatta İzmir'in Tire'sinde üretim yapan bir sanayici olarak Tire'nin artılarını, eksilerini biraz bize anlatır mısınız? Orada sanayide iş yapmak nasıl bir şey? Şimdi tabii sen de biliyorsun orayı, bir müddet deneyimin oldu Tire'de. Şimdi tabii onun öyküsü çok farklı. Profesyonel çalışma hayatım sırasında bir inşaat müdürü abim vardı, Erdinç abi. Bir müddet sonra işte o işler bitti, biz ayrıldık, koptuk filan. Bir gün İzmir'de bir benzin istasyonunun kanopi işlerini yapıyorum. Tabii çok iş yaptım, o detaylara girmedik de kanopi işlerini yapıyorum, giydirmesine. Karşıda da bir tane kaportacı var. Kaportacıyla da samimiz.
Onun oraya gittim abi, bir baktım Erdinç abi orada. Ama 4-5 yıldır görüşmüyoruz bu arada. Hoş bey, sarıldık, öpüştük filan. Erdinç abi dedi ki, o zaman daha ben yatırımı düşünmüyorum. Ya dedi, ben Tiro Organize Sanayi Bölgesi'ne bölge müdürü oldum. Şu anda dedi, hani cüzi bir taksitle oraya girilebiliyor. Gel buraya gir dedi. Biz 10 bin metrekare alana yazdık dilekçeyi orada. Kaportacının olduğu yerde attık imzayı, girdik. Sonra yatırım yapma kararı verdiğimizde, sanayiciliğe girme kararı verdiğimizde, o zaman İzmir bölgesinde bir Kemalpaşa organize sanayi bölgesi var. Ama orası da tam organize değil. Hala ıslah organize sanayi bölgesi. Bir de Atatürk organize sanayi bölgesi var. Onun ötesinde organize sanayi bölgeleri yok. Ve fiyatlar da inanılmaz pahalı. Bir tek Tire var ve Tire'de de bizim yerimiz var. Ortağım var o zaman, kulakları çınlasın. O diyor ki ya bir yer kiralayalım, oraya gidelim. Niye Tire'ye gidiyoruz? Şimdi fabrika mekanik tesisatıyla, yangın tesisatlarıyla, işte gaz tesisatlarıyla filan, hani inanılmaz bir tesis neticede. Yani kiralık bir yere bu yatırım yapabilme mantıklı değil yani. Mal sahibiyle kavga etsen orada bırakıp gideceğin yatırımın yarısı. Ben dedim ki ya ben olmaz, ben ya kendi yerimize yapalım. Neticede Tire'ye karar verdik. İlk yıllar çok zor oldu. Özellikle lojistik, yetişmiş eleman bulmak konusunda çok zorluklar yaşadık. Fakat süreç içerisinde bunların hepsini açtık. Biliyorsun ben Tire Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu başkanlığını da yaptım. Şu anda Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nı yapıyorum. İşte sanayicinin isteğine uygun istihdam programları açtık. Teknik kadro yetiştirdik. Yani Krone geldi. Örneğin Krone gelmeden 6 ay önce biz program açtık. Krone'nin personelini yetiştirdik. Şu anda iyi bir kadromuz var. Ya, oturmuş bir kadromuz var. Hatta şöyle söyleyeyim. En övündüğüm konulardan bir tanesi. Birçok yerde hep duymuşumdur. Yani Amerika'da 4 yıl çalışıp terfi edemeyince adam işten çıkarılırmış falan diye. Bazen de kızarım böyle. Bizde örneğin idari kadromuz 12-13 yıl şirkette minimum çalışma şeyi, ortalama yaş. Fabrikadaki kadromuz da 10 yıl. Yani kendi kadromuzu oluşturduk. İyi bir kadromuz var. Sanayi şehri olmaya başladığı için küçük bir yer olmasından dolayı orada da bilinç seviyesi, sanayi bilinci, endüstri bilinci artmaya başladı. Şu anda memnunuz. Yani Tire'yi de çok seviyorum. Biliyorsun Kaplan'ı var, Akçaşehir'i var, Değirmen Şelalesi var. Özgürcüğüm, bekleriz bir gün. Vallahi abi inşallah diyelim. Ben de çok özledim gerçekten. Buradan da bütün dinleyenlerimize seslenelim. Eğer yoğurt alacaksanız herkese ben Tire Süt Kooperatifi yoğurdunu tavsiye ederim. İstanbul'da da marketlerde artık görmeye başladık bu yoğurtları. Çok kaliteli, çok güzel yoğurtlar diyeyim. Çünkü orada herhalde onlar bir süt kooperatifi ve üretici kooperatifi. Hem destek olma anlamında hem lezzet ve sağlık anlamında dinleyenlere de tavsiye edelim buradan abi. İki dakika bir şey söyleyeyim mi bu konuda peki? Lütfen. Çok sevinirim. Tire Süt Kooperatifi tabii tam bir kooperatif hareketi. Gerçekten de bu işi hakkıyla ve layıkıyla yapana Birleşmiş Milletler'de model olmuş. Tire Süt Kooperatifi Başkanı'nın gidip Birleşmiş Milletler'de kooperatifçiliği anlattığı, birçok ülkede kooperatifçiliği anlattığı model olmuş bir şey. Yani çok şey bir konu, yani Türkiye ancak bu tarz kooperatiflerle, KOBİ'lerle kalkınabilir. Türkiye hala tarım ülkesi, yani bir tarımını güçlü tutabilme, tarım ülkesi olabilme şansına, hüviyetine sahip. Ben Tire Süt'ün aynı zamanda şiş köftesi var. O da Migros'larda satılıyor. %100 dana etinden, onu da tavsiye ederim. Evet abi. Ufaktan bir yemek programına çevirdik mevzuyu ama okey. Tire diye söyledim. Peki abi, bu bölümün sonuna geliyoruz ama bu bölümü bitirmeden şunu da merak ediyorum. En son Tire'de sanayiye bir tren hattı gelmesi söz konusuydu. Onunla ilgili bir gelişme var mı, yoksa hala bekleniyor mu? Özgür, şimdi şey gelişmedi Türkiye'de. Yasal mevzuat gelişmedi. Yani yasal mevzuat, yani Türkiye'nin birçok konudaki eksiklerinden bir tanesi biliyorsun yasal mevzuat. Bizim yalıtım konusunda da, başka alanlarda da. Yasal mevzuatın gelişmesi çok zaman alıyor.
Şimdi demir yolları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait. Şey taşıyıcıların, yani özel taşıyıcıların buralarda rol alabilmesi için mevzuatın gelişiyor olması lazım ve destekleniyor olması lazım. Artı konteyner taşımacılığına uygun hale getirilmesi lazım tüm demir yollarının. Tire İzmir arasında var ama yani tüm Türkiye'de olması lazım. Dolayısıyla ya istediğimiz şeyi sağlayamadık ama hala şunu söyleyeyim. Türkiye'de içinde demir yolu yükleme platformu olan 4 tane organizeden bir tanesiyiz. Özelleştirmeyi yaptıklarında, demir yolu taşımacılığında özelleştirmeyi yaptıklarında tir organize hazır. Vallahi burada hani her dinleyenlere seslenelim, yetkililere de seslenelim. Böyle bazı organizeler var. Ankara'daki Polatlı OSB de bu şekilde. Yani demir yolu çok yakından geçiyor. Ama demir yollarını kullanmadıkça bizim ihracatımız ve malları işte güvenli veyahut da ticari limanlara ulaştırma şansımız çok azalıyor, çok zorlanıyor karayolları birlikte diyelim. Abi burada ufak bir es verelim müsaadenizle, ikinci bölümde devam edelim. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Bugün konuğumuz Dinamik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Metin Aktaş'la Türkiye'de binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımını konuşacağız ama bugününü değil, daha çok Metin abiyle geçmişini konuşmaya çalışacağız. Şimdi Metin abi, siz Ege'de başladınız, İzmir'de başladınız bu mevzuya. Ben de hasbelkader bir müddet biliyorsunuz oralarda iş yapma fırsatı buldum. Yalıtım sektöründe özellikle. Fakat hep şununla karşılaşıyordum ben. Yani biz mesela işte İstanbul'da, Ankara'da ya da diğer şehirlerde dahi yalıtım kalınlıklarından memnun değilken Ege'ye geldiğimizde, İzmir civarına geldiğimizde şöyle bir şeyle başlamıştı hikaye. Ya burada ne gerek var ki, biz işte kışın birazcık işte klimayı çeviriyoruz, halloluyor bu işler. Ne gerek var yalıtıma diye başlamıştı. Hala oralarda mı ya da nerelere geldi, bize biraz bu yaşanmışlıkları anlatırsanız seviniriz. Şimdi çok haklısın bu konuda. Yani Anadolu'nun işlerine doğru gittikçe hakikaten yalıtımın önemi biraz daha insanlar tarafından fark edilmiş ve keşfedilmiş oluyor. Çünkü insanlar orada direkt soğukla karşı karşıya. Ya ısınma sorunu var. Ya ben Niğdeliyim, az önce söyledim. -15 dereceyi biliyorum. Düşünün, -15 derecede. Yani o zaman teknolojisi tabii, köyde filan evlerimiz taşlı vardı Allah'tan da, böyle hani biraz daha ısıyı tutuyordu, muhafaza ediyordu, akü gibi çalışıyordu bina. Fakat Ege'de öyle bir sorun yoktu. Biliyorsunuz hala Bodrum'da teras çatılar yaygın. Isınma bir nebze göz ardı ediliyordu. İşte biz güzel bahçede oturuyoruz. Yani ısı pompasıyla çok rahat biçimde kışı geçiriyoruz, sorunsuz biçimde. Sorun ne zamanki insanların konfor ihtiyaçları artmaya başladı. İşte yazlıklar, yoğun nemin olduğu yerler artmaya başladı. O zaman biraz böyle soğutma ihtiyacını insanlar keşfetmeye başladı. Ama bu konuda da yani sektör çok çabaladı. Bir şey söylemiyorum o konuda. Hakikaten derneklerimiz vasıtasıyla, projecilerimiz vasıtasıyla sektör çok çabaladı ama yine mevzuatların gelişimi geç kaldı. Mevzuatlar Türkiye'de çok yavaş gelişiyor. Her konuda, yani sadece yalıtım konusunda mevzuatlar değil, birçok konuda mevzuatlar çok yavaş gelişiyor. Yavaş gelişince, yani işte yalıtım yapacaksınız, yalıtımı destekleyen mekanizmaların olması lazım. Yani senin çok büyük emeğin var. İl il gezdin, kasaba kasaba gezdin, birçok şey anlattın. Yani o konuda yeri gelmişken söyleyeyim, özellikle de teşekkür ederim. Yani hakikaten çok güzel bir misyon üstlendin. Birçok konuda çok ciddi çalıştın. Yani sektöre ciddi emek verenlerden bir tanesisin. Onun için de ayrıca kutluyorum. Şimdi mekanizmaların desteklemesi lazım. Yani mevzuat derken onu kastediyorum. Bir mevzuat olacak, yalıtım kalınlığını, yalıtım hesaplarını, hangi koşullarda yalıtım yapılır, nasıl yapılır, niçin yapılır anlatan. İki, mekanizmaların desteklemesi lazım. Mekanizma desteklemeyince
Bir de Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde, yani geçmiş yılları düşün, enflasyonun çok yüksek olduğu dönemler, yani yalıtım yapacaksın, adam bakıyor, yalıtım harcayacağı paranın iki katı kadar faizden para alabilir pozisyonda, vazgeçiyor. Yani teşvik mekanizmaları Türkiye'de hala gelişmiş değil. Hala işte sanayi tesislerinde ısı yalıtımına yönelik yönetmelik var. Binalarda enerji verimliliği yönetmeliği var. Birkaç farklı yönetmelik var. EPDK'nın işte gönüllü anlaşmaları var filan filan filan, ama bunlar böyle yatırımcıyı cezbeden şeyler değil. Yani örneğin KDV. Şimdi endüstriyel tesislerde, yani bina eskiden şöyle oluyordu. O mesela güzel bir gelişme. Binanın içine katıyordun yalıtıma yaptığın harcamayı. Bina yalıtım için yaptığın harcamayı endüstri tesislerinde. Binada amortisman süresi 50 yıl, 50 yılda düşüyordun. Adam da yapmıyordu. Şimdi onu 6-7 yıla indirdiler. Daha yalıtım tarafını 6-7 yıla indirdiler. Dolayısıyla böyle endüstri tesislerinde biraz daha gelişme aşamasında. Ama yani söylediğim gibi teşvik mekanizmaların gerçekten bu konuyu destekler nitelikte olması lazım. Desteklemediği zaman bizim anlattıklarımızın hepsi havada kalıyor. Yani güzel güzel anlatıyoruz değil mi? Yani hepimiz çıkıyoruz il il, köy köy, kasaba kasaba, yalıtım iyidir. Bak şunu yaparsan şu kadar enerji tasarrufu olur, bu olur, şu olur, bu olur, ama bir mekanizma da bunun arkasından itelese o zaman ballı kaymak olacak. Abi size %100 katılıyorum. Biz de konuklarımızla yaptığımız görüşmelerde konu hep dönüyor dolaşıyor, şuraya geliyor. Ya işte un var, şeker var, kaymak var, bal var ya, her şey var, niye olmuyor geliyor. Orada hakikaten onları birleştirecek, bir arada tutacak. O kimisi mekanizma diyor, işte kimisi motivasyon diyor, kimisi teşvik diyor, neyse yani evet. O koordinasyonun sağlanacağı unsur yok. Çünkü aslında tüketicide de bununla ilgili bir bilgi, bilinç, istek var. Fakat iş hani her şeye evet diyor tüketiciler veyahut da kullanıcılar. Fakat iş yaptırmaya geldi mi o finansal kaynaklar kısmında da tıkanıyor diye düşünüyorum. Siz hala, yani beyazdan ben bakarken öyleydi, hala durumu orada mı görüyorsunuz? Yani hani tüketiciyi anlattığı zaman tüketici ikna oluyor, sanayici ikna oluyor, ama halen de o finansal sıkıntıyı mı aşamadık biz acaba? Ya Özgürcüğüm, ben Ege Bölge Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Odalar Borsalar Birliği'nde Sanayi Konseyi'nde 4 yıl çalıştım. Şu an Odalar Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi'nde meclis başkan vekiliyim. Yani bu süreçlerin içerisinde hep şunu gördüm. Türkiye öz kaynak bakımından son derece yetersiz bir ülke. Bizim birikimimiz yok. Kaynak yaratamıyoruz. Kaynak yaratamayınca dışarıdan kaynağa muhtaçsın ve dışarıdan kaynak da son derece pahalı. Yani dışarıdan, yani örneğin dışarıdan kaynak banka kredisi Türkiye'de. Türkiye'deki banka kredileriyle iş yapabilmenin imkanı yok. O kadar kar marjı yok ki. Bankaya verdiğin kadar kar marjı yok. Dolayısıyla Türkiye'nin çok ciddi finansman ihtiyacı var. Şimdi böyle olunca istediğin kadar anlat sanayiciye, istediğin kadar halka anlat. Ya adamı yok yani, bir atımlık barutu var, onu da işte personel işlerine, SGK'ya, vergiye filan ödüyor. Ürettiği kaynakla devlete vereceğini ancak karşılayabiliyor. Ucundan kıyından kendisine de bir şey kalırsa kalıyor. Yani işte o mekanizma dediğimiz, teşvik dediğimiz, destek dediğimiz olayların burada olması lazım. Bu aslında makro boyutta baktığımızda, bazı konukların da bu arada dinledim. Makro boyutta baktığımızda ülkenin genel sorunu. Yani işte ne diyoruz biz, cari açığımızın yıllara göre değişiyor, petrol fiyatlarına göre ama %60'ının bile cari açımızın %60'ının petrol dayalı ithalattan kaynaklandığını yaşadık biz. Petrol fiyatlarının 110, 120, 130 dolarlar olduğu dönemleri yaşadık bu ülkede. Şu anda işte cari açın %30'u, %35'i civarında
Yine petrole gidiyor. Biz bu petrolü ne yapıyoruz? Birçok arkadaşımız anlattı. Ben pek oralara da girmek istemiyorum. Dinledim. Biz ne yapıyoruz? Havaya savuruyoruz. Bir evlerimizi, binalarımızı doğru düz yalıtmadığımız için. Havaya savuruyoruz. Ama bu makro boyutta baktığımızda bu ülkenin meselesi. Yani devlet nasıl ki bir köprü, bir baraj için uzun vadeli finansman programları yaratıyor, yap işlet devletler yapıyor, bilmem neler yapıyorsa, yalıtıma da böyle bakmalı. Uzun vadede makro boyutta devletin kârını olacak olan bir iş bu. Ben daha bir... Pardon. Pardon, buyurun lütfen. Buyurun, kesmeyeyim ben. Yani dolayısıyla çok ciddi bir hem sektörle, kamuyla ciddi bir işbirliği ve uzun vadeli bir bakış açısına ihtiyaç var. Burada tabii abi enerji verimi dediğimiz zaman işte ulaştırma var, sanayi var, binalar var, tarım var, böyle gidiyor ama tabii yani hepsi birbirinden önemli konular. Bizim binalara odaklanma sebebimiz işte bu enerji kullanımımızın yaklaşık %30-35'i hemen o civarlarda değişiyor. Binalarda kullanılıyor ve binalarda kullanılan kısmından tasarruf etmek çok kolay. Yani şu anda Türkiye'de sahip olduğumuz mühendislikle, sahip olduğumuz ürün gamıyla, bilgimizle, mimarlıkla bunu yapabiliriz. Yani hani ekstra hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Eldeki kuşlarla bunu sağlayabiliriz. O yüzden biz de aslında buna odaklanıyoruz. Bu rakamda yıllık yaklaşık işte 13-14 milyar dolarlık bir ithalata denk geliyor. Yani muazzam bir para baktığınız zaman diye düşünüyorum. Çok haklısın. Yani 13-14 milyar dolar büyük rakam. Çok büyük rakamlar yani. Bir ülkenin gayri safi milli hasılası içerisinde baktığında çok ciddi rakam. Tasarruf edilebilir bir rakam. Ama bu da tamamen şey. Hani işte ben İzoder Yönetim Kurulu üyeliği de yaptım ben bu arada 4 yıl. O zamanlar işte bir nükleer santrale denk falan diye ilanlar falan veriyorduk dergilere. Bu da yani ülkenin gelişmişliğiyle biraz doğru orantılı. Yani iki şey lazım. Bir, biz bıkmadan usanmadan anlatacağız. İki, işte o politikalarında bunu desteklemesi lazım. Onları sağlayamadığımız müddetçe insanların kaynağı yok Özgür. Yani temel sorun o. Yani şimdi şeyli konutlara bakın, yalıtımlı konutlara bakın. Daha çok yeni yapılmış konutlar. Bizim de temel problemimiz eski konutlar zaten. Yeni yapılmış konutlarda kalınlık problemi var. O da ayrı bir mesele. Yalıtım kalınlığı problemi var. Ama en azından bir yalıtım yapılıyor. Fakat Türkiye'de konut stoğunun büyük bir kısmı yalıtımsız. Eski binalar özellikle tamamı yalıtımsız. Buralarda yalıtım yapılması lazım. O zaman bunu destekleyecek mekanizmayı doğru dürüst kurmak lazım. Yani KDV alma, emlak vergisi alma, ondan sonra uzun vadeli yani 50 yıllık kredi ver. Yani yap işlet, devret, yekten projelerine 30 yıl, 20 yıl veriyorsun. Buna da ver. Yani rakamlar küçük ama yalıtım yapılacak bina sayısıyla çarptığında çıkan rakamı sen söyledin zaten. Yani burada abi şöyle böyle. Biz tabii şimdi sıfır enerji binalar diyoruz. Dinleyenlerimiz şunu anlamasınlar. Biz hani sıfır enerji bina dediğimiz zaman Türkiye'deki binaların hepsi yarın sabah sıfır enerji olacaktan bahsetmiyoruz. Sıfır enerji Avrupa'nın 2050 yılı için koyduğu bir hedef. Sıfır enerji, sıfır karbonlar. Bizim de en azından evrilmemiz gereken bir nokta. İşte oraya doğru alacağımız her yol bir tasarruf baktığınız zaman. Yani yarısını tasarruf etsek abi 7,5 milyar dolar eder. 7 milyar dolar. Bir İstanbul Havalimanı eder yani her sene. Aynen. Aynen. Peki abi şunu merak ediyorum. Şimdi bizde böyle yalıtım kalınlıklarından falan bahsederken genelde ya işte Avrupa'ya örnek veriyoruz bu kadar kalın kalın yalıtım yapıyor adamlar diye. Bize de hep şöyle şeyler cevaplar geliyor tüketiciden. Ya tabii canım Avrupa soğuk memleket bizde gerek yok ki biz sıcak memleketiz diye. Şu hala bu bakış açısı var mı şeyde Ege taraflarında şimdi oralarda? Nasıl bakıyor insanlar soğutmayla alakalı yalıtım mevzusuna? Ya tabii eskisi gibi değil. Eskiden evler küçüktü, insanlar dışarıda yaşıyordu, özellikle yazlıklarda. Şimdi yazlıklar
Kışlıklarındaki evlerden daha konforlu hale geldi. İnsanlar artık bunun bilincinde. Yani soğutmanın mutlaka şart olduğunun bilincinde. Soğutma gerekiyorsa, yani soğutma enerjisini üretebilmek için ısıtma enerjisi üretmekten daha büyük bir bedel ödüyorsunuz. Daha fazla bir bedel ödüyorsunuz. Çünkü tamamen elektriğe dayalı. Isıtma enerjisinde yine alternatif kaynaklarınız da var. Elektrik dışında kaynaklarla da üretebiliyorsunuz. O kaynaklar daha ucuz kaynaklar. Dolayısıyla yani o imaj yavaş yavaş yıkılıyor. Yani soğutma ve yalıtım şart. Çünkü soğutma enerjisi daha fazla. Cebinden daha fazla para çıkıyor, daha fazla kaynak çıkıyor. Öyle bir imaj kalmadı desem yeridir. Peki abi siz yani zaten Türkiye'de yalıtımın yeni yeni konuşulduğu bir zamanlarda hem de yalıtımın da daha az relatif olarak konuşulduğu bir bölgede yalıtım fabrikası kurmuşsunuz yani. Şimdi teşekkür ederiz. Jürgen'e teşekkür ediyoruz diyelim aslında. Jürgen sizi aklınızı mı çarpmış aslında nasıl olmuşsa. Biraz bize o kararı anlatır mısınız? Yani hani yani yalıtım malzemesinin de geleceği nasıl gördünüz de böyle bir karar verdiniz? Ya şimdi şöyle, tabii o dönemler Jürgen'in de etkisi var. Bir de bizim Orhan benim üniversiteden arkadaşım. Orhan Turan, ODEN'in sahibi. O da yeni başlamıştı. 90'lı yıllarda ithalata başlamıştı. Onun da biraz yönlendirmesi var. Şimdi şöyle. Okuyoruz tabii. Literatür okuyoruz. Kitap okuyoruz. O zaman Avrupa'yla bizim özellikle Fransa'yla aynı iklim bölgesine sahibiz aşağı yukarı. Bizim aramızda 10-12 kat yalıtım malzemesi tüketimi konusunda fark vardı. Yani bu ısı yalıtımı ile alakalı sadece. Isı yalıtım malzemesi tüketimi konusunda. Dolayısıyla hani gelişecek, güçlenecek bir pazar. Biz ama biraz daha böyle işin teknik tarafında durduk. Bina tarafına odaklanmamız sanayiciliğe başladığımız sonradan sonra başlıyor. Daha çok endüstriyel tesislere, daha çok mekanik tesisata, daha çok böyle otel projelerine, hastane projelerine odaklandık. Yani teknik yalıtım tarafında biraz daha durduk. Şimdi teknik yalıtımda insanları ikna etmek çok daha kolay. Daha kolay anlatıyorsunuz. Yani hiç unutmuyorum. Biz bu arada o vanalar için yalıtım malzemesi de üretiyoruz. Belki 15 sene önce Tuborg'da gittik bir fizibilite yaptık. Bilmem kaç bin tane vana var. Buhar vanaları var. İçerisinde amonyak vanaları var, soğutma vanaları var. Bir fizibilite yaptık, koyduk adamın önüne. Bir baktılar gözler fal taşı. 3,5 ay amortisman süresi. 3,5 ay. 3,5 ayda parasını geri alıyor. Şimdi büyük yatırımcı, özellikle sanayi yatırımcısı, bunu kabul etmesi biraz daha kolay oluyor. Çok yüksek paralar da değil aslında. Yani İşte konuşuyoruz yeni binalarda %3, %4. Eski binalarda olsun %10 falan olsun. Hani binalar mantığında baktığımızda. Endüstriyele baktığınızda endüstriyel ekipmanların olduğu bir mekanik tesisat projesine baktığınızda orada da yalıtımın payı %5'i geçmez. Yani oradaki tüm ekipmanları düşündüğünüzde pompaları, vanaları, soğutma makinalarını, ısıtma makinalarını düşündüğünüzde %5'i geçmez. Dolayısıyla biz işin biraz kolayına kaçtık diyeyim. Sanayiciyle ve doğrudan teknik insanlarla muhatap olduk. Daha böyle teknik yalıtım ön planı çıkarmaya çalıştık. Bizi hala teknik yalıtımcı bilirler Ege bölgesinde. Isı yalıtımcısı olduğumuz, yani bina yalıtım malzemesi de ürettiğimiz Türkiye'de biliniyor da Ege'de bizi tanıyanların birçoğu hala teknik yalıtımcı bilir. Dediğim gibi onları anlatmak biraz daha kolaydı. Biz de işin o tarafından başlamayı tercih ettik. Peki. Abi ikinci bölümün de sonuna geldik. Müsaadenizle ufak bir ara daha verelim burada. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Bugün konuğumuz Dinamik Yalıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Aktaş'la birlikteyiz.
İlk iki bölümde Metin Bey'in fabrikalarını ve tesisini nasıl kurdu ve ne amaçla kurdu ve nasıl kurduğundan bahsettik. Metin abi şunu merak ediyorum. Şimdi bina tarafında evet bu mekanizmalar neredeyse hiç çalışmadı Türkiye'de. Binalarda enerji verimi tarafında ama endüstri tarafında sanırım bir hareket var. Yani orada işte verimlilik artırıcı projeler olsun vesaire olsun. Yani son işte özellikle 5-6 yıldır orada bir hamle biz en azından dışarıdan baktım mı görüyoruz. Siz bunu içinde olan birisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani orada mekanizma var mı, çalışıyor mu, nasıl gidiyor işler orada? Çok doğru söylüyorsun. Yani endüstri tarafında var ama onu da ikiye ayırmak lazım. Şimdi biliyorsun bir KOBİ tanımı var. Bir de büyük ölçekli endüstriyel tesisler var. Şimdi Sanayi Bakanlığı'nın işte gönüllü anlaşmalarla yaptığı destekler var. Verimlilik artırıcı projeler var. İki mekanizma var o yönetmeliğe bağlı. Biri verimlilik artırıcı projeler. Bir tanesi de gönüllü anlaşmalar. Gönüllü anlaşma yapıyorsun. İşte enerjimi %20 azaltacağım önümüzdeki yıl diyorsun. Projeni sunuyorsun. O projenin doğrusunda yapacağın iyileştirmeleri karşılıyor belli bir miktarını. Bir de onu da 500 TEP'in üstündeki sanayi tesisleri için karşılıyor. KOBİ'ler için bir mekanizma yok. Doğru düzgün kurulmuş. Şimdi bu konuyu dediğim gibi iki şekilde incelemek lazım. Şimdi KOBİ'ler zaten kaynak sıkıntısı var. Ve KOBİ'lerin de desteklendiği, Enerji Bakanlığı tarafından desteklendiği doğru düzgün mekanizma yok. Hani bir ara Avrupa Birliği ve Amerikan fonlarıyla gelmişlerdi yine bu enerji projelerinin desteklenmesi için. Onlar bir 3-5 tane pilot tesiste uygulama yaptılar, gittiler. Ama hani devamı gelmedi o işlerin. Şimdi ama büyük ölçekli tesislere baktığımızda oralarda bu konuda ciddi uygulamalar var. Ya yani ben kendi bölgemden baktığım dolaya, örneğin Petkim'de, ülkemizin çok büyük bir sanayi devi, her sene Enerji Bakanlığı'yla 10 tane, 15 tane verimlilik artıcı proje yapıyorlar. Tüpraş'a baktığımızda ki buralar ciddi miktarda ısı tüketen, enerji tüketen tesisler, aynı şekilde oralarda da. Hani büyük tesislerde bu uygulamalar var. Fakat bizim temel sorunumuz KOBİ'ler. Daha küçük ölçekli kuruluşlar. Buralarda ciddi bir destek yok. Halbuki işte Türkiye'deki istihdamın %99'u, işletme sayısının %99'u, istihdamın %76'sı, ihracatın neredeyse %50'si KOBİ'ler tarafından yapılıyor. Gelişmiş olan tüm ülkelere baktığımızda Özgür, İtalya, Güney Kore mesela bu konuda çok önemli bir örnektir. Buralar hep KOBİ'lerle kalkınmış. KOBİ'lerin istihdamdaki, ihracattaki, üretimdeki rolleri çok önemli. Bizde KOBİ'ler biraz göz ardı edildi. Yani bu ülkelerde KOBİ Bakanlığı var mesela. Güney Kore'de gidin 80'de politikalarını oluşturduklarında ilk yaptıkları işlerden bir tanesi KOBİ Bakanlığı kurmak olmuş. Yani üretmeden yatırım yapmamız da mümkün değil. Yani illa ki üreteceğiz. Ürettikten sonra işte tesislerimizi iyileştireceğiz. Enerji tüketen yerlerimizi iyileştireceğiz. Mesela biz bu konuda iyi firmalardan bir tanesiyiz. Hem kendimiz enerji korunumunu sağlayan ürünler üretiyoruz. Hem de enerji tüketimine yönelik her türlü önlemi almış bir firmayız. Yani Unido'yla biz mesela proje yaptık. Enerji sertifikası ile ilgili Birleşmiş Milletler'indir Unido biliyorsun. Türkiye'de GES sertifikası almaya o yaptığımız projenin sonunda 10 tane firmadan bir tanesiydik. Yani tüm elektrik tüketimimizi ölçüyoruz. Her noktada, her tüketim noktasında sayaçlar var. O sayaçlarla değerlendiriyoruz, verimlilik analizleri yapıyoruz. Ama yani KOBİ dediğimizde tabii hani buralarda kaynak yetersizliğinden dolayı genelde birinci kuşak, bu arada KOBİ'ler ikinci kuşağa ya geçmiş ya geçememiş. Dolayısıyla hani iş eğitimleri diyeyim,
belli bir seviyede olan insanlar. Yani buralarda olayı anlatmak daha zor oluyor. Buralarda devletin rol alması lazım. Kamunun rol alması lazım. Kamu rol alıp kamu destek olduğu müddetçe, buralarda da o bilinç gelişmeye başladığı müddetçe, hani ciddi anlamda bir tasarruf potansiyeli endüstride de var. Burada abi belki ben de sık sık dile getiriyorum. Yani şöyle bir eleştiri geliyor bizde. Bizde genelde ikinci kuşaklar işte şirketleri devralmıyor, KOBİ'leri devralmıyor diye bir eleştiri var. Ben de diyorum ki babalarına bakıyorlar, babalarını ızdırap içinde görüyor adamlar. Doğal olarak diyorlar ki ya kardeşim biz kendimizi kurtaralım bari diyorlar. Çocukların bu anlamda motivasyonunu da az görüyorum tabii doğal olarak yani. İşte gece gündüz çalışan bir baba veya anne, işte evin yüzünü görmeyen bir baba veya anne, çocuk diyor ki kardeşim bu hayat sıra, ben bunu devralmayayım diyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz yani. Çok haklısın. Ben kızımla çalışıyorum. Kızım yanımda. Dış ticarete bakıyor. Oğlum bir müddet ayrı çalışmayı tercih etti ama bu ay sonu itibariyle şirkete geliyor. O da kimya mühendisi. Büyük bir kuruluşun Ar-Ge'sinde çalıştı 3 sene boyunca. Yani ikna etmek zor oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii babalar, çocukları işin içerisine çekmek biraz babaların vazifesi. Çocukların suçu değil yani. Babalar maalesef Türkiye koşullarında işlerinden dolayı diyeyim artık, yeterince zamanı çocuklarına veremediği için, çocuklar aynen senin söylediğin gibi, çocuklar babaların hep sabah 7'de giden, akşam 11'de gelen bir adam olarak tanıdığı için ben bu işe girmeyeceğim diyor. Ama yani yavaş yavaş o bilinç de değişmeye başladı. Bir arkadaşım vardı, 3 sene önce yanına gittim böyle, koltuğuna kaykılmış, uzanmış, böyle kara kara düşünüyor. Soğutma işleri yapıyor ve büyükçe bir soğutma firması. Ama şey, KOBİ tanınmış. Hayırdır dedim, ya dedi oğlan dedi su ürünleri, kız su ürünleri mühendisi oldu. Oğlan işte beden eğitimi öğretmeni, ben dedi ne yapacağım filan. Kimse gelmek istemiyor. Ya dedim sen şimdi bırak, rahat bırak çocukları. Onlar 3-4 sene çalışsınlar dışarılarda. Ondan sonra bakacaklar en güzel iş babamın işi diyecekler. Para var, huzur var. Gelecekler. Şu anda kız şirketin genel müdürü. Oğlan da gelmiş işte bir yerlerden tutmuş. Çalışıyorlar. Yani biraz babaların suçu var. Bizlerin suçu var. Yani bizler çocukları o işin içerisine çekmek için tabii öncesinde çalışmamız lazım. Hadi gel demekle olmuyor bu işler. Ama yavaş yavaş açılacağını düşünüyorum. Şu anlamda bahsettim abi. Dedim sizin bahsettiğiniz KOBİ'ler, KOBİ'lere destek anlamında. Yani biz hakikaten bir KOBİ ismi çağrıştığı zaman, KOBİ ismi söylendiği zaman bizim aklımıza şöyle bir figür geliyor. Yani böyle kolları sıvamış, çılgınlar gibi çalışan. Yani şöyle bir figür gelmiyor aklımıza. Saat 6'da ya tamam kardeşim dükkanı kapatıyoruz bugün. Hani gidelim bu akşam da işte evde kriket oynayalım diye öyle bir figür gelmiyor aklımıza yani. KOBİ dendi mi sabah 7 akşam 10 gibi bir figür geliyor. Doğru. O destek o yüzden çok önemli diye bahsetmek istedim. Doğru. Abi. Yani orada hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi KOBİ tanımını çok Türkiye'de dejenere ettiler. Eskiden KOBİ 1 ile 250 kişi arasında işçi çalıştıran, imalat sanayinde 1 ile 250 kişi işçi çalıştıran, İşte cirosu bilmem kaç milyonu geçmeyen, aktif büyüklüğü de şu olan şirketlerde. 10 kişiye kadar olan şirketlere, mikro ölçekli şirketler, onun üstüne de işte orta boy, 50'nin üstüne de o büyük işletmeler diye geçiyordu KOSGEB'in tanımlarında. Şimdi bunu değiştirdiler. Şu anda yani ben meslekleri kötülemek için söylemiyorum da, hani temizlik firması yanında 10 kişi çalışıyor KOBİ. Terzi atölyesi 3 kişi çalışıyor KOBİ. O bile imalat yapıyor. Yani ne var ne yok tüm firmaları KOBİ tanımının içerisine soktular. Şu anda mekanik taahhüt yapan da KOBİ, klima bakım servisi yapan da KOBİ, ben de KOBİ'yim bu arada. KOBİ ülkeyindeyim. Yani dolayısıyla orada ciddi bir dejenerasyon var. Yani yanlış bir politika oldu. Birazcık popülist bir yaklaşımdı. İkincisi, ya geçen gün Türkiye'nin büyümesi açıklandı örneğin. %4,5 büyümüşüz değil mi biz ilk çeyrekte? Şimdi büyümeyi etkeden sektörlere bakıyorsun. Hizmet sektörü diyor şimdi.
Yani yine sektörleri eleştirmek için söylemiyorum da, yani imalat sanayinin büyümesine bakmak lazım. Çünkü kaynak yaratan, istihdam yaratan, katma değer yaratan imalat sanayidir. Yani imalat sanayi yeterince büyürse ülke zenginleşir. İşte az önce söyledim ya, Güney Kore KOBİ'leri sayesinde büyümüş ve gelişmiş olan bir ülke. Dolayısıyla hani Türkiye'de bu sen KOBİ olayını söyleyince aklıma geldiği için söyleyeyim istedim. Yani KOBİ'lerin yeri çok önemli ama hak ettikleri değeri maalesef almıyorlar. Şimdi Metin abi, bir klasik olarak biz programların son aşamasını hep gençlere ayırıyoruz. Sizin gibi abilerinden, sektör büyüklerinden onlara öneriler alıyoruz ama ben sizin hayatınızı okuduğum için şuradan başlamanızı rica edeceğim. Siz İstanbul'da üniversiteye gittiğiniz zaman yani doğal olarak öyle çok böyle süt liman, bal liman bir hayatta değilmişsiniz. Orada zor bir şartlarda okumuşsunuz. Bunları ajitasyon yapma anlamında söylemiyorum. Sadece gençler hakikaten yani şu anda ellerindeki bulunan değerini bilsinler diye söylüyorum. Bize oradan alıp önce, yani nasıl bir üniversite hayatınız olduğundan başlayıp oradan mevzuyu gençlere ve geleceğe olan önerilerinize getirirseniz çok sevineceğim abi. Şimdi üniversiteye ben makine mühendisliğine tesadüfen girdim. Aslında makine mühendisliği yerine siyasal ya da hukuk okumak istiyordum. Fakat o yıllarda tercih hatalarından dolayı diyeyim ya da o zaman yönetmelikleri doğru okumadığımız için, kılavuzları doğru okumadığımız için bir anda kendimi Yıldız Üniversitesi makine bölümünde buldum. Neyse gittik, kaydımızı filan yaptırdık. İşte o zaman Atatürk Öğrenci Yurdu var şeyde, Topkapı'da. Orada kalıyoruz filan. Benim amacım şey, devam yok, vize yok, hiçbir şey yok bu arada. Sadece yıl sonunda sınavlara giriyorsun. Böyle bir okul. Benim amacım üniversite sınavlarına girip bahsettiğim vukuğa okullara geçmek. Vukuğa geçmekti. Fakat babamı kaybettim. 41 yaşındaydı, Allah rahmet eylesin, çok genç yaştan. Babam köyde yaşıyordu o zamana kadar. Ben o babamın sağ olduğu dönemde hani parasızlık da nedir çekmedim. Sağ olsun bulup düşürüp gönderiyordu. Yani babalık vazifesini yapıyordu ama babamızı kaybedince Allah başından aşağı kaynar sular döküldü. Bir annem var, 4 tane kız kardeşim var. Hepsi benden küçük. Onların para yaratabilme yetenekleri yok. Filan öyle zor koşullarda başladık üniversiteyi. Ben dedim artık bitireyim. Yani boşuna zaman kaybetmeyeyim, bari burayı bitireyim. Çok zor koşullarda yani mesela Ufi mağazası vardır Aksaray'da. Yeraltı geçidinin hemen karşısında. Sonra Yeni Karamürsel oldu galiba orası. Orada cüzdan sattım ben. Cüzdan sattım, kemer sattım. Tam Aksaray'da Yeni Kapı tarafına çıkışta Ramazan, şeker, Ramazan bayramı, Kurban bayramı ve yılbaşlarında kartpostal sattım. 20 gün sırayla. Yeni Kapı tarafına doğru gittiğinizde Laleli tarafına doğru Arap turistlerin Türkiye'ye yeni akın ettiği yıllar. Bir arkadaşım var Kapalı Çarşı'da, babası gömlekçi. Ondan 20-25 tane gömlek alıp hafta içinde orada gömlek satıyordum. Yeni Kapı Karakolu'nun yakınında bir yerde. Hafta sonları götürüp parasını veriyor. Yeni 25 tane daha gömlek alıyordum. Yani böyle olağanüstü imkansız koşullarda okuduk. Tabii şu da var. Yani arkadaş tanışması da çok önemli. Çok iyi dostluklar, çok iyi arkadaşlıklar kurduk. Yani birimizin parası hepimizin parasıydı. Sağ olsunlar, onların da böyle destekleriyle biz İstanbul'daki eğitim hayatımızı tamamladık. Şimdi tabii öyle değil bu iş. Yani şimdi gençlerden de böyle bir yaşam mutlaka ki beklemiyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Bir tanesi sabırlı olacağız. Ben işletmeme gelen çocuklarla, staj için gelen çocuklarla bile çok ciddi bir zaman harcıyorum. Zaman geçiriyorum diyeyim, harcıyorum demeyeyim. Severek yaptığım şey. Ve kendi tecrübemi, kendi yaşadıklarımı mutlaka onlarla aktarmaya çalışıyorum. Şimdi sabır yok arkadaşlarda. Mutlaka sabırlı olmak lazım birincisi. İki,
Ya hepimizin vazifesi neyse o vazifeyi yapmak zorundayız. Sen öğrencisin. İşini iyi yapacaksın. İşin ne? Öğrencilik. Yani iyi eğitim alacaksın. Her türlü imkanı zorlayacaksın. Biz staj yapacak yer bulamıyorduk. Özgürcüğüm, staj yapacak yer. Bir Alarko vardı. Yavuz abi, kulakları çınlasın. İstanbul Makine Mühendisliği Odası'nın başkanlığını da yapmıştır. Bir tek Yavuz abiyi tanırdık. Kaynak, broşür, katalog almak için bir Alarko'nun kapısını çalardık. Yer yoktu yani. Yoklukların olduğu bir şey. Şimdi Google var, her şey var. Kaynaklar bol. İstediğin literatüre, istediğin anda ulaşabilme imkanına sahipsin. Dolayısıyla yani herkesin kendisini çok iyi yetiştirmesi lazım. Bu yani imkanlarla mutlaka alakalı ama yani ücretsiz de sahip olabileceğin imkanlar var, ulaşabileceğin imkanlar var. Buralara bakmak lazım. Yani iş hayatına başlar başlamaz işte mezun olan arkadaşlar var. Ya ben İzmir'de işe başladığımda patronumla maaş konuşmadım. Ay sonunda öğrendim bana kaç kuruş vereceğini. Allah razı olsun. Şimdi karşısına oturduğu anda daha arkada yani yetenekleri bile daha konuşmadan yani böyle bir mantalite gelişmeye başladı. Yani sabırlı olmak lazım. Çalışkan olmak lazım. Çalışkanlık her şeyin önünde geliyor. Yani sen yeterince çalışkan olursan mutlaka karşılığını alabilecek noktada olursun. Yani ilk aklıma gelenler bunlar. Metin abi çok teşekkür ediyoruz. Bu hikayeler önemli. Gençlerin de duyması gerekiyor. Yani bizim de duymamız gerekiyor. Ben de kendim artık yavaş yavaş genç nesilden sıyırıyorum bu mevzularda. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ne yazık ki sürenin sonuna geldik abi dediğim gibi yani. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı da verdiğiniz için. Çok da memnun oldum Özgürcüğüm. Zevkle dinlediğimiz, izlediğimiz bir program senin programında. Hakikaten yolun açık olsun arkadaşım. Sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olasınız. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, bugün konuğumuz Dinamik Yalıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin Aktaş'tı. Son cümlelerini tekrar edelim gençler için. Dedi ki gençler sabırlı ve çalışkan olun dedi. Çünkü eninde sonunda çalışkan olduğunuz zaman mutlaka istediğiniz amaçladığınız yerlere ulaşabilirsiniz dedi. Bugünlük programımızın burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka programda görüşene kadar sizin enerjiniz yüksek, binanızınki sıfır olsun efendim.